İzmit, Hacıhızır Mahallesi, Kadife Sokak, Koçak Apartmanı sakinleri foseptik akıntılardan kurtulamamanın yaşattığı mağduriyetten dertli. 13 haneli Koçak Apartmanı sakinleri foseptiklerinin kuyuda biriktiğini ve haftada 2 gün viranjör kiraladıklarını, ücretle temizlettirdiklerini, çoğu zaman kuyunun taştığından akıntının yollara ve çevredeki bahçelere aktığını, bugüne kadarsa İzmit Belediyesi'nden Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne, valiliğe ve CİMER'e bildirmelerine rağmen çözüm bulunmadığını anlatan apartman sakinleri TV41'e konuştu. Foseptik kuyusu akıyor. 2 günde bir açılıyor, yine akıyor. Ne kuyusu bu? Kokudan. Kuyu mu kaldı abla? İşte kuyuya bağlamış müteahhit. Boruya bağlamamış. Kanalizasyon. Bağlanmamış. Bağlamıyorlar. İzin vermiyor mahalleli. Arsalarından geçittirmiyorlar. Onun için kuyu açmışlar. Kuyu da taşıyor. Böyle koku yayılıyor. Koskoca bina. Hep koku içinde kalıyoruz. Yani... Bahçeyi ilkten açmaya başladılar. İSU. Sonra mahalleli kapattırmış. Demişler bizim borularımız taşar. Açılmasın. Ondan sonra kapattı. İSU gitti. Seçimden önce karşı geldiler. Aşağı yola kadar iniyor işte bak toprak çekiyor aşağı yola kadar yayılıyor bu su. İzmit Belediyesi bakıyor. Fatma Hanım geldi, ilgileneceğini söyledi. Ne zaman geldi? Seçimden hemen önce, 2-3 gün önce geldi. Evet. Evet. Sonra anlattık kendisine. Çözüm için görüşeceğini söyledi. Ana yola bağlanması için daha büyük bir proje gerektiğini, onun için Büyükşehir'in yapacağını. O yüzden yapamadıklarını ama bu alttaki hatta bağlatmak için yapılabileceğini söyledi ama işte seçim geçti. Hacıhızır Mahallesi Kadife Sokak'taki bu Koçak Apartman sakinleri dertli. Konu foseptik. Hangi devirdeyiz? 20. yüzyıldayız. Bakın arka planda arkadaşlar umut göstersin. Foseptik kuyu var burada. Bütün kuyular günümüzde kapatılıp hatlara bağlanıyor. Kanalizasyon hatlarına bağlanıyor ama hala bu devirde kuyulara bağlanan böyle mekanlar da var. Ve anlatılanlara göre dinlediniz. İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet seçimden 3-4 gün önce gelmiş. Burayı yapacağım ben, halledeceğim demiş. Daha sonra seçim bitmiş, maliyet yüksek, yapamam demiş. İddialar ve konuşmalar bu yönde. İSU Genel Müdürlüğü, bu iş nasıl olur bilmem. Ama bu devirde 13 haneli bir apartmanın foseptiği kuyuya akıyor. Kuyu da dolunca böyle göründüğü gibi doğaya buradan da aşağıda ikili bahçeler var. Oraya gidiyor. Buna bir çözüm gerekiyor. Vatandaş dertli. Bizim TV41 haber merkezi aradılar. Bize yardımcı olun dediler. Bizler de buradan kamuoyuna, yetkililere duyurmak için buradayız. Apartman sakinlerinin iddialarına göre İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet seçimden önce sorunu çözeriz demiş ancak seçimden sonra maliyeti yüksek olduğunu söyleyerek yapamayacaklarını belirtmiş. Bunun üzerine şikayetçi olan apartman sakinleri konuyu TV41 kameralarına açıkladı. Apartmanın kanalizasyon konumunun kot mesafesinin altında olduğundan müteahhitin foseptik kuyu açtığını söyleyen apartman ve çevre sakinleri sorunun çözülmesi için çaresizce beklediklerini açıkladı. Yetkililer duyuyorsunuz. Öncelikle İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ve devamında İSU Genel Müdürü Sayın Ali Sağlık bu konuya çözüm bulması lazım. Yoksa bu millet, bu vatandaş, bu bölge insanı bu sorunu yaşamak doğru değil. Yani bu sorun yazın bu sıcakta, kokusu diğer tarafta, hijyen yani ortalık mikrop kaynıyor bu diğer tarafta. Yani her iki tarafı da pislikli bir çomak gibi. Öncelikli olarak İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, hemen sonrasında İSU Genel Müdürü Ali Sağlık, bu işe çözüm bulunması lazım. 20. yüzyılda foseptik kuyusu taşıyor ve her tarafı affedersiniz burada foseptik götürüyor. Hem hijyen açısından hem de doğa kirli açısından önemli. Vatandaş mağdur. Hem apartman sakini mağdur hem bu foseptiğin yayıldığı bölgedeki ev sahipleri, burada yaşayanlar mağdur. İzmit Belediyesi diyormuş ki Büyükşehir yapsın, Büyükşehir diyormuş ki İzmit Belediyesi yapsın. Vatandaş bu şekilde söylüyor. Peki bunu kim yapacak? Ahmet Sezgin, TV Haber, Kadife Sokak.